Evet arkadaşlar, cümleten herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Hepimizin bildiği çok basit bir yöntem bugün size anlatacağım. Buğday arpa biçerken gerek biçercinin gerek çiftçinin tane kaybını anlamadaki çizelge ve yapabileceğimiz, hepimizin tarlada basitçe yapabileceğimiz bir yöntemi göstereceğim. Göstereceğim yöntem şöyledir. ...45'e 45 bir silme, kare şeklinde büküldüğü hazırladık, iple bağladım. Buna gübre çuvalını geçireceğim biraz sonra. Bildiğiniz beyaz gübre çuvalı. Ve bir çerdiverin altına atacağım. Ondan sonra çizelgemizdeki verim ve tane kayıp oranlarını karşılaştıracağım. Canlı canlı şu anda anlatacağım. Bugün ay 31 Mayıs 2021 tarih. Şu anda biçerdiverimiz biçiyor. Kamyonumuz burada hazır. Bu yöntemi burada deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, şablonumuzu hazırladık, çuval geçirdik. Makinamız gidiyor. Videoyu hiç durdurmuyorum. İpi bağlarken biraz çemberi çukurlaştırdım ki taneler kaçmasın diye. Hiçbir hile olmadığını göstermeye çalışacağım. Sizler de gördünüz ne kadar tane kaldığını. Şimdi bunu tamamen sayacağım. Yani sayacağım rakamın çok bir rakam çıkmayacağını sizler tahmin ediyorsunuz. Onun için videoyu durdurup taneleri tek tek sayacağım. Evet arkadaşlar, bulduğum taneyi saydım. 27 tane ve tanelerin de çoğunun kaçma sebebi tarla ilaçlanmamış çok minik taneler. Evet arkadaşlar, 27 tane saydık. Belki gözümden kaçan bir iki küçük daha vardır. 30-32 diyelim buna. Bu tarlanın verimi tahmini söylüyorum ki videoyu yüklerken videonun sonunda çizelgeleri koyacağım ve tarla kaç kilo yaptığını söyleyeceğim. Size tane kaybını ona göre belirleyin. Bir şeye daha dikkat edelim arkadaşlar.
Görüyorsunuz çok dipten biçiliyorum. Bu kadar dipten biçmenin sonucunda tane kaybı illaki yüksek olacaktır. İkincisi, yaş biçtiğiniz zaman tane kaybı yüksek olacaktır. Bir de tane kaybını ölçerken makinenin tarlaya giriş ve çıkışlarını değil, tarlanın birkaç farklı yerinden ama ortalardan ölçü almakta fayda var. Benim gösterdiğim şablonu yaptığınız zaman 45'e 45 ölçüsünde size göndereceğim, videonun sonuna ekleyeceğim çizelgede baktığınızda oradaki %3'ü maksimum geçirmezseniz size ne tarla sahibi, ne ziraatçı, ne de başkası laf söyleyemez. Ama hedefimiz her zaman için %1 ve %2 olmalı. %3'ten sonrası da arkadaşlar helal olmaz. Dikkat etmek gerekir. Herkese hayırlı işler diliyorum.